Merhabalar. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiriminizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum. Abi merhabalar. Nasıl işlerin, nasıl, iyi mi? Nasıl vatandaşın alın? Vallahi normal. Benim için iyi. Senin için iyi. Vatandaş için nasıl? Çok güzel abi. Rahat rahat alabiliyorlar mı? Evet evet alın. Hiçbir sorun yok. Bence hiçbir sorun yok. Vatandaşta da sorun yok. Yok abi. Abi size bol kazanç, hayırlı işler. Umarım size en iyi vatandaşlar gelir. Ekonomisi en iyi vatandaşlar gelir. Abi o zaman şöyle yapsak. Şu zeytini 100 liraya düşürsek, şunu 120'ye düşürsek, vatandaş alsa. Ne dersin? Abi geç abi, olmaz abi. Neden? Alamıyor vatandaş. 12.500 lira emekli parası alıyor. Abi optimum kahve içmeye gitmesin, sıksın. Ben sabah 3'te kalktım. Kahvede de kahve 10 lira abi, bir çay abi. İçmesin. Evinde içsin. Vatandaşın nefes alma hakkı yok mu? Almasın abi, çalışsın. Ya neden abi, köle miyiz? Gelsin benim köyümle çalışsın. Köle mi bu vatandaş? Çalışsın abi, çalış. Çalışıyor, yetmiyor. 12.500 emekli, 17.000 lira asgari ücretli. 17.000 lira. 1.500 lira yemeği veriyorum. Yemeği benden, kalacak yer var. Telefonum alın, çalışacak olan varsa köye gelsin. Peki sigortası var mı? Yatıp her kalkacak yeri var mı? Her şey dahil. 45 bin lira aynı. Evet. Tamam. Telefonunuzu verin. Tamam. Verin, okuyun. Okuyun buradan. 0537 681 99 25. Gelsin ki. Arkadaşlar ben de vereceğim bu numarayı. Benim numarayı da. Abi bunları düşürün ya. 12.500'e göre ayarlayın. 17.000 TL'ye göre ayarlayın bunları bence ya. Yani ben bilmiyorum 240 liraya bir emeklinin gelip bunu alacağını ben düşünmüyorum, 12.500 lira. Ama siz düşünüyorsunuz, bravo. Tebrik ederim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Özel görüşebilir miyim? Arkadaşlar devam ediyoruz. Yurttaşlarımıza soralım bakalım. Fiyatlar nasıl? Alım. Aa genç arkadaşlarım, patates açıyorsunuz. Nasıl işleriniz? İyi abim. Memnun musun? Memnunum ama fiyatlar çok pahalı ya. Ne olacak böyle? Bilmiyorum, ekonomi. Vatandaşın alım gücü nasıl? Orası, bilmiyorum orasını ya. Kaç yaşındasınız? 15'ime giriyorum. Çalışıyorsun gördüm. Çalışıyorum. Okuyorsun. Ne kadar yiyorum ya? Ben yiyorum, anlıyorum. Annem gibi yardım ediyorum. Sen nasılsın? Ben de aynıyım. Anneme yardım ediyorum. Yani böyle 50 kiloluk çuvalı taşıyorsunuz 15 yaşında. Evet, evet. Normalde bir yerlerde oturup arkadaşlarınızla eğlenmelisiniz, ders çalışmalısınız ya da bir programınız olmalı. Ama çalışıyor. Neden? Şey, hayat bölümüşler kısmetimiz. Kısmetin mi yoksa sana dayatılan bu sistem mi? Aynen, annemin şeyin. Çalışmak zorunda kaldım. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, anne nasıl pazar? Bilmiyorum valla. Bilgin yok. Peki. Peki. Arkadaşlar, çekimlerimize devam ediyoruz. Bakalım vatandaş düşünceleri nelerdir? Merhabalar, kolay gelsin. Nasıl işlerin kardeşim, iyi mi? 10 numara mal abi. Vallahi 10 numara. Tamam, mal. Çok güzel. Memnunuz yani. Tayyip Erdoğan başımızdadır. Tayyip Erdoğan. Başımızın üstünde yeri var. Vatandaşın alım gücü nasıl? He? Vatandaşın alım gücü nasıl? Baba vatandaşta para çok. Bakma hepsinin kesesi geniş, koyuyorlar cebine, anladın mı? Fakirim diyen adam Miami'de geziyor kendine. O gün aradım adamı ya. Baba paramız var Allah'a şükür. Evimiz var yani, yatacak yerimiz var yani. Afrikalılar gibi durumumuz yok. Hayır. Peki buradaki, burada Miami'ye giden var mıdır bu pazarda? Oo, mesela şu adamdan örnek verebilirim. Nereye gidiyorsun? Bir dakika nereye gidiyorsun? Ekonomi süper. 12.500 lira alan bir emeklinin durumu süper mi? 16 milyon insan. 11 milyon asgari ücretli, toplama ülkenin yarısını yapar. 17.000 lira alan bir insan güzel mi olur sizce? Hocam gevrek yemesinler, ekmek yesinler yeter hocam. Allah bereket versin. Yemen de var, bulamayan da var. Anlar. Köle miyiz biz? He? Biz köle değiliz hocam. O zaman 12.500'e mecbur muyuz? Kölesiyiz paranın. Peki, peki Mehmet Şimşek tuvalet yaptırdı 24 milyon TL'ye, bakanlığın tuvaletin tadilat yaptırdı. Buna ne diyorsun? Onlar baba adamlar hocam, zengin insanlar, yapacak bir şey yok. Peki vatandaş? Gider.
Peki vatandaş? Hocam vatandaş artık böyle hocam. Yapacak bir şey yok. Köle miyiz biz? Hocam biz köle değiliz. Paranın kölesiyiz. Neden onların kölesi değil mi? Bu sistemi kim kurdu? Bu sistemi Atatürk kurdu hocam. Şu anki sen kardeşim ne dediğinin farkında değilsin galiba. Bu sistemi Atatürk mü kurdu şu anda? 22 yıllık iktidar mı? Laikliği getiren Atatürk'tü. Kimdir hocam? Şu anki şu pahalıların hepsini Atatürk mü kurdu? Hocam şu an o sistemi kuran odur. Şeriat olsaydı böyle bir durumla karşılaşmazdık. Şeriat istiyorsun. Evet şeriat istiyoruz. Biz şeriatçıyız hocam. Sizin düşünceleriniz farklıymış. Hocam bizim düşüncelerimiz öyle. Biz dini bakımdan konuşuyoruz yani. Karnımız doyuruyorsa yeterdir hocam. Peki kardeşim iyi çalışmalar kolay gelsin. Arkadaşlar bu kardeşimiz de şeriat istiyor. Ona da saygı gösteriyoruz. Ne diyelim? O kardeşimiz de şeriat istiyor. Merhabalar efendim. Nasıl pazar kardeşim? Abicim pazar berbat. Nasıl vatandaşın alım? Pazarcı olarak hiçbir şekilde para kazanamıyoruz. Ve müşterinin alım gücü de yok. Kardeşim diyor ki çok güzel diyor domates satın arkadaşlar. Domates 7,5 lira toplaması bile değil. Mazot olmuş 45 lira. Doğru değil mi? Doğru. Mazot 45 lira toplaması bile değil. Bir işi olmuş 1,5 milyar. Kardeşim öyle. Yok abi toplaması bile değil. Adam satıyor akşam olmuş ne yapacak? 10 lira satıyordu şimdi yümyesini çıkaramıyor. Vatandaşın alım gücü nasıl? Nasıl görüyorsun? Vatandaşın alım gücü sıfır yani. Bu şekilde sıfır. Kardeşim diyor ki Miami'ye gidiyor vatandaş diyor parası çok. Yok öyle bir şey yok. Sıfır. Çalışana Allah ekmek verir. Doğrudur. Çalışmayana vermez. Doğrudur. Bu adam çalıştı, ev aldı, arsa aldı, araba aldı, her şeyi aldı. Çalışana her zaman ekmek vardır. Ha ekonomi kötü ama başımızdakinden kaynaklanıyor yani. Yani. Ama sorduğumuzda demin öyle söylemediniz efendim. Sorduğumuzda Senin düşüncen nedir kardeşim? Valla benim düşüncem yok abi. Ben bu ülkede hiçbir şey düşünmüyorum artık. Neden? Hayallerimizi de çaldılar diyebilir miyim? Hayal kalmadı ki ne hayal abi ya. Hayal. Hayal mayal de yok valla. Abi ya baksana bir şu şekle. Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa en güzeli o. Avrupa kabul etmiyor. Edecek inşallah. Kaçacağız. Peki. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Nasıl gidiyor abla pazar? Nasıl? Pazardan memnun musun? Ya pahalı. Çok mu pahalı? Pahalı yani evet. Ne olmalı? Yani eskisi gibi olmalı. Geldik çantamız böyle dolu gitmeliyiz. Şuralarına poşetleri bağladık taşıyamazdık. Şimdi 2-3 bir şey almak planlayıp geliyorum yani. Bakarak geçiyorum yani. Ne olur böyle devam eder mi bu pahalı? Ne bileyim büyükler bilecek artık devlet adamları bilecek. Etmesin gayi yeter gayi bu halkın çektiği. Yorulduk diyoruz. Yorulduk. Yeter gayi ya. Halk çok yoruldu değil mi? Düşünsünler gayi. Hep kendilerini mi düşünüyorlar? Yani biz de sarayı istiyoruz artık yeter ya. Peki. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Bildiriminizi açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay. Erdiş.